bizim hikayemiz aslında bu ekiple başladı. Ben kurumsal hayatta ticari pazarlama satış deneyimlerim var. PepsiCo'da satın alma deneyimim var Metro grubunda, Metro Grup'ta. Danone'da çalıştım, bir süre Ürdün'e gittim, geldim. Ozan ortağım IT kökenli. Stockholm'de yaşıyor, ODTÜ'den sonra Stockholm'e gitti. Orada Ericsson ve büyük şirketlerde çalıştıktan sonra danışmanlık şirketini kurdu. Sonra bir startup'a imza attı, 5 ülkede faaliyet gösteren. Fikir aşamasından bahsedeceğim. Ondan sonra Kaan ve diğer tüm ekip aramıza katıldı. Şu anda 16 kişilik canavar gibi bir ekibimiz var. İşte üniversiteler, belli üniversiteler, çoğu yeni mezun, 24-25 yaş arasında arkadaşlardan kurulu bir ekip. Ben yaş ortalamasını biraz yükseltiyorum ekip içerisinde. Olayın başlangıcı da aslında şu yakamda gördüğünüz hikayeydi. Ozan'ın Stockholm'deki startup'ında kullandığı tek tuşla fonksiyonu, herhangi bir şeyi atayabildiğiniz bir uygulama. O bunu bambaşka bir şey için sosyal mecralara tek tuşa basarak 5 tane sosyal mecraya check-in olmak için kullanmıştı kendi startup'ında. Biz bunu Türkiye'de nasıl kullanırız diye tartışırken aslında su firmalarına bunu pazarlama aracı olarak satabilir miyiz diye düşündük. Çünkü çok mantıklıydı. Aynı sipariş tekrarlıyor. Yapmanız gereken tek şey, telefonda bir aplikasyon, fiziksel bir tuş, basıyorsunuz ve geliyor. Sonra baktık ki çok feasible değil çünkü 19 dolarlara falan geliyor. Neyse projeyi bir kenara attık. 6 ay sonra Ozan sabahın köründe beni aradı. Dedi ki, Ergin buldum. Neyi buldun? Biz bu projeyi neden sanal olarak, sanal bir tuş üzerinden yapmıyoruz? Peki araştıralım. Bu arada da benim kurumsal hayatta çalışırken yan tarafta su dağıtım distribütörlüklerine ortaklıklarım vardı. Yani işi çok bilmesem de işin içinde olduğumu söyleyebilirim. Emirgan, Zeytinburnu vesaire gibi bölgelerde. Araştırmaya başladık, sektör araştırdık. Şimdi onlardan biraz bahsedeceğim. Nelere çözüm bulduk kendimize göre ve bu kısa sürede ne gibi başarılar imza attık. Fikir 23 Mart'tı, buranın altını çizmek istiyorum. Çünkü yolda development anlamında third partilerden, pazarlama anlamında yine third partilerden ciddi destekler aldık. Ve bugün BISU bilinen bir uygulama olmaya başladıysa, bu onların sayesinde, bu kısa sürede yarattıkları başarının sayesindedir. Başlayalım. Mobil pazar inanılmaz büyüyor. Buradakileri anlatmaya gerek yok. Sunum çok uzun, o yüzden çok kısa geçeceğim. Kusura bakmayın. Satılan her 10 telefonun 9'u smartphone. Mobil ticaret koptu gidiyor. Desktop'taki ticaret bile mobile dönmeye başladı. Bunu hepimiz biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Peki su pazarı? Affınıza sığınarak. İstanbul'da sadece 4 milyon hane var baktığınız zaman. %75 hane penetrasyonu olan ender ürünlerden bir tanesi. Evet, her eve su giriyor. Ve 3 milyonlu haneden bahsediyoruz. Damacana kullanan. Sadece damacana değil, bir de pet kullanan kısım var ki onlara da hitap ediyoruz. Yaklaşık ayda 3.7 kez bu sipariş veriliyor. Ortalama satış fiyatı da 8.2. Ama bu dataların hepsi 8 diyen var, 8.5 diyen var. Biraz sonra tekrar anlatacağım ama data maalesef çok temiz değil bu sektörde. Nisan ölçmüyor, perakendeci değil. Ipsos hane tüketiminden ölçmeye çalışıyor ama Marmara bölgesinde bile sadece 200 marka var. Ölçebilmek net olarak çok mümkün değil. Yine de en iyi Ipsos bizden sonra olacak inşallah. Evet, su pazarı da büyük bir pazar. Yani yaklaşık 1 milyarın üzerinde, sadece İstanbul'da 1 milyar TL'nin üzerinde bir pazar büyüklüğü var ki toplam Türkiye'yi düşündüğünüzde çok daha büyük. Kaldı ki bu bayilerin suyun yanında soda, kola vesaire gibi satma planları var ki bu bizim için farklı bir fırsat alanı. Mobil büyüyor ama su siparişi, 20 yıl önce de telefonla veriyorduk, şu anda da ağırlıklı telefonla veriliyor bu sipariş ama kolay bir iş, yani çok zor bir iş de değil. Tek tuşa basarak call center'dan verebildiğiniz yöntemler de var vesaire. Ama biraz içine içine girdikçe, biraz problemleri hatırlatmaya çalıştıkça baktık ki aslında o kadar pratik değil ve farklı şikayetler var. Bir sosyal medya araştırması yaptık. Ne gibi şeyler gördük? Hızlı sipariş vermek istiyor. Genç nesil muhatap olmak istemiyor. Yani kimseyle konuşmak istemiyor. Su siparişi vereceğim, altı üstü. Ayda 4 kez yapıyorum.
niye ben illa bir amcayla konuşmak zorundayım diyor. Bazı arkadaşına her seferinde adres vermek zorundayım diyor vesaire. Bir awareness, yani farkındalıkla ilgili bir sıkıntı var. Fiyatlar çok hakim değil. Haneler kendi markalarının fiyatlarını bile bilmeyen haneler var. Markaları saydığınız zaman 200 marka var, 5 tane markada bir tıkanma yaşanıyor. Fiyatlarıyla ilgili bir fikir yok. Ama hepsiyle aslında söylediğiniz zaman var. Yani bir sırmayı unutuyor. Sırma diyorsunuz. Evet, o sırmanın bir algısı var. Ama nerede konuladığını bilmiyor. Bu bizim için kritikti. Taşınmalar, ne olursa olsun İstanbul'da deli gibi bir taşınma var. Su bayisini bulmak vesaire dert. Bunun yakınmalarını gördük araştırmada. Ya, o anda sipariş vermek zorundasınız. Ve o su damacana şu seviyeye geldiği zaman kafada soru işaretleri gelmeye başlıyor. Ne zaman bitecek? Sipariş verdiğimde evde olacak mıyım? Bayi açık olacak mı? Arkada kurculayan bir şey haline geldiğini fark ettik. Dedik ki biz niye ileri tarihli siparişler verilemiyor? Yani şu anda ben suyun azaldığını fark ettim. Yarın belli ki bu su bitecek. Yarın akşam 6'da evde olacağım. O siparişi verip kafamdan atmak benim için aslında büyük bir avantaj. Ama bu teknolojik dünyada yıl olmuş 2016, bunu yapamıyorum. Bu da bizim için bir fırsat alanı olduğunu düşündük. Yine yakında inşallah bir ay içerisinde belli markalarla başlayacağımız mobil ödeme, kredi kartı. Nakit büyük bir dert. Servis serisinden sonra en büyük dert aslında bu. Evde bozuk para var mı? Para üstü. Para yok, nakit yok. Yani bu kredi kartı bu kadar hakimken bu ekonomiye. O yüzden damacana kullanırken bakkaldan sırf kredi kartıyla veya işte Migros'tan beşlik su alan bir kitle olduğunu fark ettik. Buna da çözüm yaratabiliriz diye düşündük. Sonra baktık, tamam tüketici tarafında bunları çözüyoruz ama firmalar niye bizimle çalışsın? Firmalar tarafında dediğimiz gibi biraz data ile ilgili sıkıntılar var. Yani mahalle bazlı, semt bazlı, il bazlı, pazar payları bile tam olarak ölçülemiyor. Ticari harcamalar, verimliliği çok ölçülemiyor. Bugün bir semtte inanılmaz bir billboard atağına geçiyor X firma. Onun ne kadar dönüşü var, bunu tam olarak ölçemiyor. Ne kadar müşterisi geldi, ne kadar müşterisi gitti, analizlerde eksiklik var. Fiyat geçişi yapılıyor. Ataşehir'de hiç satışlar düşmüyor. Zeytinburnu'nda satışlar %10 düşüyor. Bunun analizi yok. Genel nasıl analizi yok? Yani bendeki Ataşehir'de X markaya gidiyor da Zeytinburnu'da hangi markaya gidiyor? Veya bana gelen hangi markadan geliyor? Dolayısıyla rekabet anlamında aslında ciddi bir data eksikliğinin olduğunu da fark ettik. Bunlar bizim geçmiş tecrübelerimizden. İşte bu bayilik işine bulaştığımız zaman da sorduğumuzda alamadığımız cevapların doğurduğu know-how haline geldi. Belli bir örnekleme geldiğinizde aslında siz 21 markanın datasına sahip oluyorsunuz. Bu datayı Nielsen ve Ipsos kriterlerinde açtığınız zaman daha fair bir ortamda, daha insight'a dayalı bir rekabet ortamı. Bunun da tüketiciye pozitif yansımasını sağlayabiliyorsunuz. Biz buna soyunduk ve bir suyu yaptık. Tek tuş hikayesi bizim için kritikti. Buradan çıktı, evet ama zaten su söylemek kolay, daha da kolay olmalıydı. Son siparişi tekrarlamak, bu iki tuşa basıyorsunuz, kullananlarınız biliyordur. Son sipariş herhangi bir markaya önce abonelik oluşturuyorsunuz. Çünkü sektörde şöyle bir gerçek var, damacana değişimi diye bir kavram var ve bu bir maliyet. Bunu da sonuna kadar körüklemek, yani yemek sepeti gibi son anda menüden marka seçtirtmek veya başka uygulamalar gibi bir kaotik bir ortama da yol açılabilirdi. Biz bunu da istemedik. Marka istediği kadar markaya abonelik yaratsın ama markaya abonelik yaratsın. Bir abonesi olduktan sonra. O markaya abone oldu. Ondan sonrası işi kolay. İki tuşa basıyor ve siparişi veriyor. Saatini değiştirmek istedi, değiştirebilir. Aboneliğini başka abonelik yarattı, o başka markaya değiştirmek istedi, değiştirebilir. Bunları gördüğünüz aslında şuradaki abonelikler ekranında hayat su aboneliği, altta damacana adeti, ürün ekleyebilir, sodasını, pet suyunu vesairesini ekleyebilir, eklemeyebilir kendisine kalmış. Bugün değil, yarın isteyebilir, akşama isteyebilir, onu değiştirebilir. Yakında başlayacak mobil ödemeyle ödeme tipini de değiştirebilir. Ama değiştirmiyorsa, mevcut düzense, evet bizden hızlısı yok. İki tuşa basıyorsunuz ve siparişiniz geliyor. Bu bizim için olmazsa olmazdı. Üzerinde çok çalıştık. İşte Absent ekibi bize dışarıdan çok destek verdi. UX UI tasarımında Tahir arkadaşımız bize çok destek verdi. Ama çok uzun zamanlar sadece bunun flow'u ile uğraştık.
walkthrough'suyla uğraştık. Onun dışında yine çok basit bir aplikasyon olmaya devam etti. Markaları, yani istediğiniz markayı seçerek abonelik oluşturabildiğiniz, fiyatları karşılaştırabildiğiniz bir ekranımız var. Promosyon, hedefli promosyon bu firmalar için çok önemli. Yeni müşteri kazanımı için çok önemli. Dolayısıyla ona olanak sağlayacak bir promosyon, fırsatlar köşemiz var. İlk büyük promosyonumuzu geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. Hayat Su'dan iki damacana bedava verdik ve inanılmaz bir geri dönüş aldık. Onun da sonuçlarından bahsediyor oluruz. Bir de sipariş takibi. Ne olursa olsun bu pazar, Hasan Bey daha iyi bilir, maalesef servis seviyesi sıkıntılı bir pazar. Suyunuz gelmeyebiliyor, gecikebiliyor, bayi kapanabiliyor, eve geliyorsunuz, saat 7'de sipariş veriyorsunuz, yetişmiyor. Dördüncü katta oturuyorsunuz, asansörünüz yok, zaten su getirilmek istenmiyor. Ağır bir iş çünkü ne olursa olsun. Bundan dolayı da bir takip sistemi kurmamız lazımdı. Sipariş takip sistemi de burada. Gelmedi, iptal ediyorum veya geldi diyebildiğiniz bir ekranımız daha var. Bu şekilde başta bahsettiğim, yani araştırma sonucunda çıkan tüketicilerin ihtiyaçlarına çözüm bulabildiğimizi gördük. Telefonun evde tek tuşla verebiliyorsun, her şey orada. Siparişi verdin mi, kim verdi, evde tartışmalarına son veriyorsunuz, bir kişi artık basıp verebiliyor. Evde su bitmiş, maça gitmem lazım, maç sonrası kaçta evde olacaksın, o saate ver kardeşim. Sucu geldi, nakit para kalmamış, yakında inşallah. Yeni taşındım, nerede su siparişi verebilirim? Burada ekranda istediğiniz gibi görebilirsiniz. Diğer markaların fiyatları nasıldı? Yine tek ekranda görebiliyorsunuz. Öbür taraftan firmalara faydalarımız. Yeni müşteri kazanımı, karlı ürün satışı, karlı kanal, ev tüketimi kanalına aslında satışın aktarılması, pet şişe dediğiniz zaman marketten aldığınızda orada inanılmaz bir rekabet var. Ve o rekabetten dolayı da firmaların maliyetleri daha yüksek. Ev tüketimi kanalını daha onlar için safe, güvenli bir alan. Orada dolayısıyla daha karlı bir ürün satışı sağlayabiliyorlar. Firmadan firmaya değişmekle beraber. Ama bunların hepsinin ötesinde, yani bunu nasıl kullandıklarından bağımsız, biz data sağlıyoruz. Bölgesel pazar payını, müşteri datası profilini, rekabette durum, hangi durumda firma, bölgesel rakipler kimler, gelir yönetim araçları, dediğim gibi ticari harcamaların verimli kullanılması, efficient kullanılması anlamında ve pazarlama aktivitesi yapıyorsanız gerçekten ticarete etkisini ölçebilmek anlamında güzel araçlarımız var. Bir B2B sistemimiz var. Açıyoruz ve kendileri zaten birçok datayı görebiliyorlar firmalar. Eğer bizle anlaşırlarsa. Biz yola çıkarken hiçbir firmayla anlaşmadan yola çıktık ama hepsiyle görüşmeye başlayarak yola çıktık. Şu andaki sistemdeki 21 firmanın 5 tanesi anlaşmalı, 3 tanesinin anlaşması yolda, geri kalanlarla da ilgili anlaşabileceğimizi düşündüğümüz, anlaşamayacağımızı düşündüğümüz firmalar var. Onun dışındaki siparişler aslında biraz manuel yöntemle, eski usulle. Bizim call center'ımız var inanılmaz, oraya düşüyor. Oradan ilgili bayi, inanılmaz bir datamız var, database'imiz var. İlgili bayiye call center'daki arkadaşlarımız tarafından iletiliyor anlık olarak. Tamam, bu firmalara faydası var. Yani mobil pazar büyüyor, su pazarı iyi. Biz değer sunabiliyoruz hem tüketiciye hem firmalara. Ama pazarlama yapmadan da bu iş olmuyor. Nasıl bir hedef kitle belirlemeliyiz, nasıl pazarlama yapmalıyız? Biraz mobil indirme istatistiklerine baktık. Tabii ki İstanbul çıktı, biz de İstanbul'da başladık. Apple, Android pazar paylarını inceledik, data kullanımını inceledik ve dedik ki genç yetişkinler ve genç aileler bizim hedef kitlemiz. Yaklaşık 1 milyon 900 bin hane. Biraz buraları geçmek zorundayım, işaret geldi. Birkaç dakika sonra bitireceğiz. Bu hedef kitleye nasıl pazarlama mecralarını kullandık? Bir kere dijitali tamamen kullandık. Burada Facebook, Instagram yazıyor ama tüm mobilde vardık. Ekşi Sözlüğü'nden Hürriyet.com'a, Acun'una vesairesine. Düzgün bir stil yaratmaya çalıştık, fotoğrafik. Aynı zamanda Vine'ı kullandık, biraz eğlenceli genç nesile. Güzel, eğlenceli Vine'larımız var. Twitter gibi kullanmaya başlıyoruz. Geç kullanmaya başladık çünkü oradaki strateji önemliydi. Öyle takım elbiseyle öğrenci kantinine oturmuş babalar gibi marka stratejisi gütmek istemedik. Biz gerçekten onlar gibi konuşmak istedik. Caps'lerimiz de o yöndeydi, tweetlerimiz de o yönde. Hızla büyüyor. Bunun dışında in-app bizim için olmazsa olmaz, aplikasyon içinde ciddi kullanıyoruz. Bu
iletişim aracı olarak aplikasyonu. Pop-up'larımız var, fırsatlar köşemiz var vesaire. Radyoyu, jingle'ımız var. Artı DJ Talk'larda yer almaya başladık. PR tarafında çok iyi işler yaptık. Bunun sonucunda featured olduk. App Store'da Yemek Sepeti'nden sonra ikinciliğe geldik. Kategorimizde tek rakibimiz Yemek Sepeti demeye başladık. Biraz erken de olsa. Daha çok yolumuz var. Yolun başındayız ama çok kuvvetli bir başlangıç yaptık. Onu söyleyebiliriz. Virüs gibi yayılıyoruz. İnşallah yayılmaya da devam edeceğiz. Bu bizim abonelerimizin bulunduğu lokasyonlar. Hangi bayinin aboneye ihtiyacı var, hangi bayi çalışıyor, hangi bayinin şikayeti çok fazla, bunları raporlamaya başladık. Datasını tutmaya başladık. Bunlar firmalar için değerli olduğunu düşündüğümüz datalar. 65 bin download'a geldik. Eylül ortasında biz arkadaşlarımızla paylaşmıştık. 23 Eylül'de biz reklama başladık, Google AdWords'e başladık. Eylül sonunda diğer mecralar başladı. 22 bin aktif kullanıcımız var. Ben kurumsal hayattan geldim. Bu sektördeki arkadaşlarla veya uzmanlarla konuştuğumuzda bu rakamların inanılmaz olduğunu söylüyorlar. Teveccüh buldu BİSU tüketici nezdinde. Promosyon döneminde de olsa 1500 siparişi bulduk günde. Yaklaşık 700-750 siparişe şu anda oturmuş durumdayız. Yarın itibaren tekrar bir promosyon başlıyor. O bitecek, arkasından başka bir markayla tekrar bir promosyon başlayacak. Can damacanaya geçmek isteyenler, markasını değiştirmek isteyenler bizi izlemeye devam etsin diyebilirim. Teşekkürler. Sorunuz varsa...